7 Ekim 2001'de haberde geçtiği üzere Amerika Birleşik Devletleri tırnak içerisinde terörle mücadelesinde Afganistan'ı işgal etti. 11 Eylül saldırılarını gerçekleştirenler içerisinde bir tane Afgan vatandaşı yoktu bu arada. Hiç Afgan vatandaşı yoktu. Suudi Arabistan vatandaşıydılar. Daha tuhafı şu, tuhaf olanı şu, hep konuşuruz. Hiç Irak vatandaşı da yoktu. Ama Amerika sonra Irak'ı işgal etti. Afganistan'a operasyon başlattı. 7 Ekim 2001'de 20 yıl boyunca devam etti. En son Taliban Kabil'e girene kadar. Kabil'e girdiğinde Amerikan askerlerinin işte oradan kaçış görüntülerini, çıkış görüntülerini sizlerle paylaştık. Ama tabii maliyeti Afganistan'a, Afgan halkına çok büyük oldu. 50 binin üzerinde sivil ve 2400 Amerikan askeri hayatını kaybetti diyoruz. Ama bu rakamlar çok çok daha fazla. Bu arada 50 binin üzerinde sivil diyoruz bakın. Yani ki bu mukayese edilebilir bir şey değil. Ama şu, batılı başkentlerde gerçekleştirilen ve nefretle ve şiddetle kınadığımız terör saldırıları, asla kabul etmediğimiz, kim tarafından yapılırsa yapılsın karşısında durduğumuz ve onların yanında olduğumuzu hemen açıkladığımız terör saldırıları küresel düzeyde büyük ses getirirken, birileri tarafından İslam dünyasının başkentlerinde gerçekleştirilen bombardımanlar ve saldırılar devlet eliyle yapıldığı için sivil katliamları ve tecavüzler ve işgaller hiç sorun olmadı. Çünkü o işgalleri onların televizyonlarından izledik. Ve onların diliyle anlattık kendi coğrafyamıza da. Hülasa efendim, Amerika 20 Mart 2003'te Irak'ı işgal etti. Az önce de söylemiştim, hiç Iraklı da yoktu o saldırılarda. Ama Saddam'a da hesap sordu Amerika Kuveyt'ten sonra. Başta Amerika olmak üzere Batı'da Müslümanlara karşı işlenen nefret suçları arttı. Ve İslamofobia ve terör örgütleri. El-Kaide ile başladı, sonra bir IŞİD çıkarttılar başımıza. Hatırlayın, Trump söyledi bunu. Obama kurmuştu IŞİD'i diye. Biz söylemiyoruz yani, Amerikan başkanı söyledi. İşlerine yaradığı ölçüde operasyon yapıp işte falan diye Trump'ın bir takım cümleleri var. Sonra IŞİD'i çıkarttıkları yere de PYD, PKK terör örgütünü koydular. Bizim 40 bin insanımızı katleden, bir sürü Mehmetçiğimizin şehit olmasına hala sebep olan terör örgütünü. Olabilir böyle şeyler. Sonuçta müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ve önemli bir ülke. Ülkeler ulusal güvenliğe daha fazla yatırım yapmaya başladı bu operasyonlardan sonra. Amerika'da tabii Müslümanların hayatları çok değişti. Amerika'da çok fazla şey değişti. Şimdi Amerika'da neler değişmiş, ne olmuş, ne bitmiş? 22 yıl geçti üzerinden. Ali Çınar bizi bekliyor. Cinal Medya Grubu'nun Amerika temsilcisi. 11 Eylül saldırılarını biraz konuşacağız. Amerika'da bugün hala nasıl konuşulduğunu da. Ali Çınar, sözü sana bırakıyorum. Merhaba. Evet, takip öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Başkan Biden Vietnam'dan Alaska'ya şu anda uçuyor. Alaska askeri üstünde de 11 Eylül anma törenlerine katılacak, daha konuşmasını yapmadı. Ama şu açıklamayı yaptı sosyal medyadan. Böldüm ama yani 77 can. Evet, Vietnam da çok enteresan değil mi ya? Yani bir Amerika'nın Vietnam macerası, Vietnam'daki işgal ve katliamlar ve Amerikan başkanının 11 Eylül yıl dönümü Vietnam'da olması vesaire. Buyur lütfen. Evet, Vietnam'dan Alaska'ya tarafına şu anda geçmek üzere ve Alaska'da askeri üste bir anma töreninde konuşma yapması bekleniyor. Başkan Biden sabahleyin de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 2977 can hayatını kaybetti, anıyorum. 22 yıl önce ABD'nin hikayesi değişti. Değişmeyen, değişmeyecek olan milletin karakteridir açıklamasında bulundu. Yalnız Biden'a eleştiriler de var Mehmet Akif. Vietnam gezisini kısa tutup New York'ta veya Pentagon'da veya Pensilvanya'da uçak saldırılarının olduğu yerdeki anma törenlerine katılmamasından dolayı eleştiriler sert şekilde Cumhuriyetçi kanattan ve muhafazakar medyadan geldiğinde belirtmekte fayda var. Başkan Yardımcısı Kamala Harris sabahleyin New York'ta İkiz Kuleler de yıkılmıştı terör saldırısında. Burada bir anma törenine katıldı ve hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu ve anma töreninde bir dakikalık sessizlik olduğunu da belirtebiliriz. New York'taki saldırılarda da bir Türk vatandaşımız da hayatını kaybetmişti, Mehmet Akif. Aynı şekilde First Lady Jill Biden de Pentagon'da, Virginia eyaletinde bulunan Pentagon merkezindeki anma törenine katıldı.
ve burada da hayatını kaybeden Pentagon personeliyle ilgili törende hazır bulunduğunu belirtebiliriz. Tabii Amerika'nın birçok yerinde anma törenleri yapılıyor. Evet. Ve bazı şirketler de Mehmet Akif anma törenlerine Amerikalı vatandaşlar katılsın diye de tatil izni verdiler. Ve bu şekilde de 22 yıl sonra da hayatını kaybedenler anılıyor. Durum bu şekilde Mehmet Akif, unutulmayacak. Ben de bu zaman New York'taydım ve terör saldırılarına şahit olmuştuk. Tabii acı, terörle mücadele sadece Amerika'da değil, Türkiye'mizde on binlerce şehidi veren bir ülke olarak bu acıyı Amerikalılar da 22 yıl önce hissettiler farklı yerlerde. Ali Çınar, teşekkür ediyoruz. Noktalayacağız. Amasız ve fakatsız yeryüzünün tüm coğrafyalarında gerçekleştirilmiş olan terör saldırılarını kınadık, kınıyoruz. 11 Eylül'ün yıl dönümünde de. Ve istiyoruz ki herkes iki yüzlüğü bırakıp aynı standartlara sahip olsun. Noktalıyor muyuz? Bitti mi süremiz? Tamam, biz bitirdik.